Merhabalar. Saç uzamasını artırmanın yanı sıra saçınızın kalınlığını artırmak için size gerçekten iyi ve ucuz basit bir ipucu vereceğim. Şimdi tamamen şeffaf olmak gerekirse ben de birkaç saç uzatma ürünü satıyorum. Ancak bu videoda bunları tanıtmayacağım. Size çok basit ve çok ucuz bir ipucu vereceğim. Pekala bu ipucu jöledir. Evet doğru duydunuz, jöle. Jöle neyden yapılır? Jelatin'den yapılır. Sonra hidrolize kolajen adı verilen başka bir jelatin türü vardır. Yani, bu üçünden herhangi biri işe yarayacaktır. Şimdi, jöleye gelince, yapay olarak tatlandırılmış şekerli jöleden bahsetmiyorum. Aromasız bir şeyden bahsediyorum. Adı Knox jelatindir. Bunu suyla çözebileceğiniz toz halinde alabilirsiniz veya tablet halinde de alabilirsiniz ya da sadece jöle yapın. Jelatin hakkında bahsetmek istediğim bazı ilginç şeyler var. Her şeyden önce bu %99 oranında bir proteindir. Bu proteini yapı taşlarına, yani amino ve bazı peptitlere ayırır. Şimdi peptit nedir? Bir peptit küçük bir amino asit zinciridir. Yani amino asitleri alıyorsunuz ve onları bir araya getiriyorsunuz. Yanılmıyorsam, birbiriyle ilişkili yaklaşık olarak 2 ila 15 amino oluşabilir ama bunu benden alıntı olarak almayın. Ancak jelatinin bazı ilginç etkileri vardır. Saçınıza, cildinize ve tırnaklarınıza daha fazla protein vermekte kalmaz, aynı zamanda kan hacmindeki kan akışını da artırır. Pekala, böylece kafa derinizdeki küçük tüylere giden kan akışını artırmış olursunuz. Bu jelatinin içindeki peptitlere gelince, hidroksiprolin adı verilen ve kendi başına saç büyümesini artırdığı gösterilen bir madde vardır. Bunu birçok farklı saç ürününde görmüş olabilirsiniz. Aşağıya linkini bırakacağım ilginç çalışmalar vardır. Bu çalışmaların çoğu 1983 ile 1998 yılları arasında çift kör ve plasebo kontrollü klinik deneylerdir. Yakın zamanda yapılan çalışmalara bakmadım. Ancak bazı araştırmalar, saç uzamasında %50'lik bir artış, saçınızın çapında önemli bir artış, daha kalın hale getirme ve kafanızda büyüyen saç sayısında artış olduğunu göstermiştir. Bu üç farklı durum için önemlidir. Birincisi, seboreik alopesi. İkincisi, erkek tipi saç dökülmesi ve bu başka bir saç dökülmesi şeklidir. Ayrıca telojen efluvium adı verilen başka bir yaygın durum daha vardır. Şimdi, bu videoda bunların her birinin ayrıntılarına girmeyeceğim. Ancak bu sorun genetik bir yatkınlık olsa bile, bunun bir otoimmün bileşeni olsa bile, jelatin bu soruna bir miktar yardım eklemeye yardımcı olmak için kan akışının yanı sıra yalnızca ham maddeyi veriyor gibi görünüyor. Şimdi, tavsiye ettiğim miktar olarak, günde 10-14 gram tavsiye ediyorum ki bu tozu kullanacaksanız bir yemek kaşığı kadar kullanın. Aşağıda sıralayacağım bazı çalışmalarda sadece jelatin kullanmamışlar, yanına lisistein de eklemişler. Lisistein'i NAC adlı başka bir ürün şeklinde de alabilirsiniz. Ayrıca, bu çalışmalarda, saç dökülmesinde hormon bileşeni içinde yararlı olan bazı sopalmetto eklemişler. Her neyse, bu videoyu kısa kesip size küçük bir tüyo vermek istedim. Saç dökülmesi ile ilgili en kapsamlı videomu izlemediyseniz buraya koydum. Buna bir bakabilirsiniz.